Kampanya indirim rehberinden hepinize sağlıklı mutlu günler arkadaşlar. Bu cuma BİM'e fakir blender seti geliyor. Gelin bu ürünü beraber inceleyelim. Merhaba arkadaşlar. Kampanya indirim rehberinden hepinize sağlıklı mutlu günler. Bugün BİM marketine gidip blender seti aldım ve sizinle bunun açılışını yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada çırpıcılarımız var. Gördüğünüz gibi iki tane çırpıcımız var. Çırpıcımızın aparatı var arkadaşlar. 600 mililitrelik kapasiteli ölçme kabımız var arkadaşlar. Blender aparatı. Bıçak taşıyıcı disk. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi blenderımızın ana gövdesi, motor kısmı da burada arkadaşlar. Doğrayıcı kapağı. Evet, beslenme ağzı arkadaşlar. Burada da diğer parçaları mevcut. Gördüğünüz gibi dilimlemek için. Bu ve bu parçada rendelemek için arkadaşlar. 1500 mililitre kapasiteli doğrayıcı kabı var arkadaşlar. Burada kaydırmaz ayakları var. Evet arkadaşlar, 1500 mililitre kapasiteli doğrayıcı kabımızı elimize aldık. Bakın burada arkadaşlar iki tane anahtar kısmı var. Gördüğünüz gibi anahtar kapalı ve açık. Şurada da arkadaşlar bakın şöyle bir yer var, oyuk var. Şimdi ben bunu açmak istediğim zaman ne yapıyorum? Şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Yani saat yönünün tersinde çeviriyorum. Çevirdim ve açıldı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın. Kilitlemek istiyorum. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Çevirdiğim zaman kilitlendi. Evet, açmak istediğim zaman saat yönünün tersinde ne yapıyorum? Açıyorum. Buradaki kilitlerimizi de görüyorsunuz arkadaşlar. Açtım. İçinde çelik bıçak doğrayıcısı var arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten keskin, bıçakları keskin. Çocuklarımızı da uzak tutmak gerekiyor. Nasıl çıkarıldığını göstermek istiyorum size. Değiştirmek istediğimizde şu uç kısmı arkadaşlar itiyoruz. Bakın şöyle itiyorum. Evet. Şu şekilde çıkardım. Bakın arkadaşlar, şu kısım ile şu kısım birbirinden farklı, görüyorsunuz. Şu çıkıntılı olan kısmı takmak istediğim zaman öncelikle şurayı takıyorum. Çıkıntılı olan kısmı oraya getiriyorum. Bakın yerleştirdim. Sonra parmağımla şu şekilde tık yapıyorum. Bakın yerleştirdik arkadaşlar. Tekrar çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde plastik var arkadaşlar. Bunu rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Evet, tekrar takıyorum arkadaşlar. Bakın şu çıkıntı olan kısmı. Şu şekilde. Sonra tık yaptım. Kilitlendi arkadaşlar. Diğer parçalara da aynı şekilde takabilirsiniz. Zaten içerisinde de şöyle küçük bir bilgicik veren kağıdımız var. Blenderımızın ana gövdesi arkadaşlar, içerisinde motoru var. 1700 wattlık, yani evimizde kullandığımız elektrikli süpürgenin motoru kadar kuvvetli arkadaşlar. İki tane düğmesi var. Açma kapama düğmesi, bir de turbo düğmesi var arkadaşlar. Turbo düğmesinde işlemimizi daha hızlı yapmak istediğimiz zaman turboya basıyoruz. Yalnız dikkat edelim arkadaşlar, 1 dakikayı geçirmememiz gerekiyor. Bir de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın girintiler, çıkıntılar var. Hemen blender aparatını alıyorum. Nasıl takıldığını hep birlikte öğrenelim. Bakın arkadaşlar iki tane burada kilit var. Görüyorsunuz değil mi? Açık olan kilite şu kısmı getiriyorum. Bakın burada bir tane çizgi var. Getirdim. Ne yapıyorum? Kilitlemek istediğim zaman çeviriyorum. Dikkatlice sesi dinleyin arkadaşlar. Evet, tık diye bir ses geldi. Buradaki bu çizgi arkadaşlar kilidin kapalı olan kilidin üzerine gelmeli. Aynı hizada olmalı. Açmak istediğim zaman da arkadaşlar ne yapıyorum? Evet, biraz kuvvetli. Kuvvetlice çevirmem gerekiyor. Bu şekilde açıyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın. Tık diye ses geldi. Hemen kapalı
olan kilitimizin altına şu çizgi geldi. Açmak istediğim zaman da geriye doğru çeviriyorum. Evet arkadaşlar, çırpıcılarımızı çırpıcı kabına nasıl yerleştireceğimize bakıyoruz. Bakın arkadaşlar, yine burada bir tık sesi duymamız gerekiyor ve itiyoruz. Evet, bunu da aynı şekilde. Bakın arkadaşlar, tık sesi gelecek. Yerleştirdik. Evet, şimdi planlarımızın ana gövdesine tekrar ne yapıyoruz? Takıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada işaretimiz vardı, ok işaretimiz var. Onu öncelikle kilidimizin açık pozisyonuna getiriyoruz. Daha sonra çeviriyoruz, kilitli olan pozisyona kadar getiriyoruz. Biraz güç istiyor arkadaşlar. Evet, ben tişi takıp bir denemek istiyorum. Bakalım. Blender'ım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Oo, evet arkadaşlar. Bakın çalışıyor. Turbo yapmak istersem de daha hızlı bir şekilde dönüyor. Evet arkadaşlar, yiyeceklerimizin nasıl dilimleneceğini göstereceğim. Bıçak taşıyıcı diskimizi elimize alıyoruz arkadaşlar. Dilimleme parçamızı yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirirken şuna dikkat ediyorduk. Sesimiz geldi. Buradaki parçamızı da alıyoruz arkadaşlar. Bakın şu kısmı buraya yerleştiriyorum. Evet, yerleştirdikten sonra haznenin içerisine koydum arkadaşlar. Evet, kapağını yerleştireceğim. Burada gördüğünüz gibi iki taneliğimiz vardı, kilitimiz vardı arkadaşlar. Kilitlerimizi şöyle getiriyorum. Bakın açık konumdaki. Evet. 3 tane yerin geçmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada çizgimiz var. Çevirdim. Ve kilit ne oldu? Şu hizaya geldi arkadaşlar. Bakın şuradan da kontrol edebilirsiniz. 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar patates dilimleyeceğim. Ana gövdemizde yerleştiriyoruz. Bakın yine burada çıkıntılar var. Bakın burada da çıkıntılar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradaki çıkıntıları şöyle getiriyorum. Bakın. Yine kapalı konumuna getirdim. Fişimi takıyorum. Bütün parçaları yerleştirdikten sonra fişimizi takalım arkadaşlar. Asla parmağımızı şunun içerisine daldırmayalım. Evet, bakın arkadaşlar, patatesi de koyuyorum ve çalıştırıyorum. Arkasından hafifçe şu aparatımızla itiyorum arkadaşlar. Evet. Fişimizi çekiyorum. Parçaları söküyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki farklı rendemiz vardı. Ben küçük olanı tercih ediyorum. Hemen yine şuradaki çıkıntılı kısmı buraya getiriyorum. Ve tık sesini duyuyorum arkadaşlar. Yerleştiriyorum. Yine biraz önceki gibi arkadaşlar, ne yapıyoruz? Aynen. Yerleştiriyoruz. Bakın, kapalı konuma getireceğim. Evet, kapalı konuma getirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, soğan rendelemeyi tercih ettim. Atıyorum soğanımı. Hemen elime aparatımı alıyorum. Bakın arkadaşlar, birkaç saniye içerisinde rendelendi. Evet, sesi çok hoşuma gitti. İki tane daha ekliyorum arkadaşlar. Evet, harika. Evet arkadaşlar, bu parçayı da çıkartıyorum. Çünkü doğrayıcıya geçeceğim, gördüğünüz gibi. Burada dikkat edelim arkadaşlar, gerçekten ucu çok keskin. Çocuğu olanlar özellikle dikkat etsin. Parmağımızı asla içerisine sokmuyoruz. Tekrar
biraz önce kapağı kapattığımız gibi yine arkadaşlar şöyle kapağımı kapatıyorum. Aparatımızı taktık. Kabağımızı atıyoruz. Evet. Turboyu da deneyebiliriz. Evet arkadaşlar, ikinci verimi de atıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kabağımız ve biberimiz tuz buz oldu. Şu anda verdiğim parayı hak ettiğini düşünüyorum. Bir marketlerinden aldım. Ayrıca piyasaya göre 50-100 lira gibi daha uygun bir fiyata aldım arkadaşlar. Bundan sonra temizlemek için pişini öncelikle ne yapıyorum? Çekiyorum. Ana gövdeyi ayırıyorum arkadaşlar. Burayı asla bulaşık makinesine atmıyoruz. Nemli bir bezle temizliyoruz arkadaşlar. Bir de bu kısmı yine nemli bir bezle temizliyoruz. Kalan parçaları, haznemiz olsun, diğer parçaları, hepsini arkadaşlar bulaşık makinesinde çok rahat bir şekilde yıkayabiliriz. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca 18 Eylül Cuma günü BİM'e gelecek aktüel mutfak ve tekstil ürünlerine yukarıdaki linki tıklayıp bakabilirsiniz.